Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Benim arkadaşım boşanacakmış. Kutlamaya mı gidiyorsunuz? Hayır, kutlamaya gitmiyoruz. Beni aramış. Hani ben de böyle hemen... Teselliye mi gidiyorsun? Hayır, teselliye gidiyorum. Çok merak ediyorum cümlenin sonunu. Sabırsızlıkla o kadar merak yani, ediyorum ki. Yani dava açıyor. Evet. Bana soracak. Beni evet. Böyle şeye çağırıyor. Akşamüstü oturmaya. Akşamüstü yani oturmaya. Eve değil, dışarıda böyle. Sen avukatsın. Buluşacağız. Evet, ben avukatım. Hem ona bu konuda fikir vereceğim. Hem de öyle konuşacağız. Neyi var neyi yok sök al diyeceksin değil mi? Aynen öyle. Peki bu rozetin her kıyafete yakışıyor olması? Özellikle bu rozete uyan kıyafetler seçme. Aksesuar eksikliğini kapatmış adeta değil. Gel kesinlikle. Bakalım. Bu arada çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Örkü Hanım söylemeden edemeyeceğim. Herse. Çiğdem'le başlayalım yahu. Şöyle hareketli bir başlangıç olsun. Belki hareketli olmaz mı? Beğendim diyecek. Ayakkabılarını görünce çok beğenmiştim ama üstünü görmedim karanlıkta. Arkamda oturuyordun çünkü. Çantanı tek başına çok beğendim. Ayakkabılarının üzerine jean beyaz etek olsaydı, üzerine de lacivert bir kot gömlek gene olsaydı sanki daha güzel olurdu. Böyle çok bayık olmuş biraz. Spor kombinlerle ilgili iyi fikirlerim var, görmek isteriz. Böyle çünkü hep düğüne, derneğe gidiyor gibi giyiniyorsun. Ben senin yaşına göre, giydiğin ayakkabıya göre söyledim. Ben giyinemiyorum öyle, bu bir kusur değil ki yani. Tercih etmiyorum sadece. Ben sana göre olabileceğini söyledim. Ama her zaman bir abiye... Nihal çok güzel olmuşsun, gözüme yani. Alıyorsun bugün. Oldu mu canım? Çok güzel oldu. Ya bunu mu istiyorsun? Geçecek. Ben güzel olduğunda ne diyorum? İstediğini güzel. Söyle, ben de istediğim cevabı veriyorum Çiğdem. Seni şeylere benzetiyorum, böyle yangın çıkarıp yangın var diye bağıran korku filmindeki kız çocuklarına benzetiyorum. Söylüyorsun, cevabı veriyorum, sonra bunu mu istiyorsun falan diye uzatıyorsun. Ama ben kötü bir şey söylemiyorum ki, keşke ayağında beyaz bir jean etek üzerinde lacivert bir jean gömlek olsaydı dedim. Keşke. Ayakkabılarını daha çok gör... Benim fikrim yanlış bir kombin de olabilir. Beceremiyorumdur, tamam, ona göre söylemişimdir. Yani nesi kötü şimdi bu yorumun? Çanta. Onu anlamadım. Çantanı da çok sevdim. Ama renkler bir arada biraz bayık olmış. Saçın o renk, elbisen o renk, her şeyin o renk. Yani... Ve pullarıma. Yani çok uydurmaya çalıştığın için olmamış uydurmaya sadece o kadar. Uydurmaya çalışmadım. Uydu. Yaptın oldu diyorsun. Aynen. Oldu, okey. Sorun yok o zaman. Kendi beğenmiş, ne diyeyim ben? Peki, devam edelim. Ayşenur. Hoş geldin kahvenin 50 tonu. Duymadım. Kahvenin ne? Şimdi, kahvenin 50 tonu. Kahverengi, kahve. Kahveli ne? Kahvenin 50 tonu. Kahvenin 50 tonu. Hoş geldin kahvenin 50 tonu. Saçlar kahve, üst kahve, alt kahve, hepsi tonları. Sen saç renginle beraber bu rengin içinde kaybolmuşsun. Sen silinmişsin, sen görünmüyorsun, soluk görünüyorsun. Sen göremiyor olabilir misin? Lenslerin eskimiştir. Keşke göremesem ama görüyorum işte maalesef. Kahverenginin tonlarından yüzün de görünmüyor. Bildiğin sen de açık renklisin. Saçın açık renk, üstün açık renk. Koyu renk bir şey giysen ya da dikkat çekici bir renk giysen bir şey görebileceğim seni. Sen açık tanesin, o zaman niye burada toz pembe zehirlenmesi yaşattın bize geçen? Benim tenim pembe değil ki. Pembe panter olsaydım belki hani. Bu dediğin doğru olurdu ama benim tenim pembe bana değil. Bana satmazsan. Kombininde eteğinle o üstündeki şey birazcık salaş salaş. Altındaki ayakkabının da bilekleri olduğu için bacak boyunu kısa gösteriyor. Bence başarılı bir kombin olmamış çünkü elindeki çanta da klasik bir çanta. Birazcık kafan karışmış. Zihnimi açtın Ayşenur, teşekkürler. Rica ederim. Ezgi. Ayakkabılarını çok beğendim ama sanki bu kombinle olmamış gibi. Belki etekle olabilir ama üzerindeki çok fazla hakikaten kahverengi kalmış. Ne kullanabilirdin mesela renk olarak? Yani daha böyle hani açık bir renk. Daha ekru. Açık. Evet, daha açık. Beyaz üzerindeki gibi mi? Aslında koyu bir renk. Sen açık mı görüyorsun onu? Süt kahvesi. Tamam. Yani koyunun açığı diyebiliriz. Beyaz mı giymeliyim? Ben daha açık bir şey istedim. Saçların daha ortaya çıkarması için. Dediği gibi birazcık çok aynı tonlarda kalmış gibi görünüyorsun. Sen evet çok farklı tonlardasın şu an. Şimdi benle kıyaslama. Gökkuşağı Ezgi. Ayşegül, son yorum senden alalım. Şimdi sen de All Star'a katılacağını önceden biliyordun. Sadece dün en yüksek puanı aldın kendi kulvarında. Sen her gün en yüksek puanı alıyorsun.
Bir lafımı kesmesene, dinlemeyi öğren. Devam et, cevap verdim, bitti. Tamam, cevap vermem. Önce ben konuşayım, sonra sen cevabını verirsin. Biz bunun tartışması içindeyiz zaten. Sadece tek parçada demek şık olabiliyor musun? Çünkü sen kombin yapamıyorsun. Bu çok açık ve net. Ben senin yerinde olsam, yani Nihal olsam... Sen bana kombin yapamıyorsun diyemezsin. Aynı sandalyelerde oturuyoruz. Aynı sandalyelerde oturan herkes kombin yapıyor. Seni her gün çok beğenmiyorlar her şekilde. Bunu söylemen seni lazım. Her gün çok beğenilmiyorsun. Bunun olabilir ama demek var. Ki senden bir farkın var. Hayır, bir de, sanki çok kesinlikle. Tarz bir insan olarak buraya gelmişsin. Sen, sürekli bana tarzdan benim bir tarzım. En azından benim bir tarzım var, senin hiçbir şekilde bir tarzın yok. Ya sen o çizgili kendi kombinini... Bana göre de senin tarzın yok. O çizgili kombinini gördükten sonra ben senin zaten tarzın olduğunu inanmıyorum. Hani bana hep söyleniyordu ama ben hiç üzerime alınmadım. Sadece çene olan sensin. Yani durumunla bile dalga geçebilecek kapasitesin. Sadece çene olan ben miyim? O kadar evet, çok konuşuyorsun ki konuşmaktan nefret ettim. Tarzla alakalı hiçbir şeyin yok. Gerçekten tarzla alakalı hiçbir şeyin yok. Altındaki ayakkabıyı bir cinle giyip belki dün Nazlı'nın giydiği gömlek gibi bir şey giyebilseydin daha güzel kombinlerdin. Durumundan rahatsız olmadan... Sen öyle kombinlersin. Durumun, 2 gün sonra Ayşenur'un tulumunu giydiğin gibi bunu da alır giyersin. Ayşenur'un tulumu olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Göz zehirlenmesi yaşadığın herhalde gözün görmüyor. O çok başka benzeriydi. Bir markanın. Tulum giyeceğim, o zaman nasıl giyildiğini sen de görürsün dedin. Demek ki sen çünkü kendine benim eşleştirdin. Benim kombinlerim zaten hazırdı. Ben buraya katılacağım. Tamam ama bilgi onu orada belirtmen bile zaten. Karşılaştırma bir yapacağın bir şey söyleyeceğim. Anlamına anladığım kadarıyla istikrarlı bir kararın yok. Çünkü normal şartlarda Ayşenur'a nasıl davrandığını görüyoruz. Hemen bir şey olduğunda Ayşenur'a sarılıyorsun. Tıpkı Çiğdem'e arkada yakın şey davranman gibi. Çok saçmalıyorsun. Sen de benim rakibimsin. O da benim rakibim. Yani ikinizi de aynı görüyorum, anladın mı? Bu ben burada sadece bir örnek herkes verdim. Herkes Ayşegül Melisa Doğan'ın askerleri olacak. Öyle. Kendine çekmeye çalışıyor. Tavrından rahatsız oluyorum. Bu bana da olabilir, Ayşe'ne de olabilir. Bu. Ben mantıklı yorumlar yapıyorum. Senin buraya bu kadar rahat gelmen, kendinden rahatsız olmaman beni rahatsız ediyor. Çünkü o çizgili kombini giyen bir kız sadece tek parçayla şık oluyorsa... Çizgili kombini giydim ve rüzgün suratımı aldım. Neden bugüne kimse dinlemiyor? Bence. Yani ben bunu merak ediyorum. Ayşegül'cüğüm sen de bana şikayet ediyormuş gibi olma. Çünkü sen de... O zaman ben yorum yapmıyorum. Zamanı gelince sen de susmuyorsun. Sen de susmuyorsun. Yo ben bunu öğreniyorum en azından. Bana bir kere bir şey söylendiğinde susuyorum. Hani bu... birbirinizi dinlemeyi öğrenin. Ben artık onlara girmeyeceğim. Konuşmamı bitir sonra ben cevap veririm. Aklımda artık konuşmayacağım. Artık konuşmayacağım. Olmuş. Sadece senin burada bu kombinlerle buraya gelip rahatsız olman beni rahatsız ediyor. Çünkü sana baktığım zaman kombi yapamayan birini görüyorum. Bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Birinci gün çok iyi puan almadım. Düşük de puan almadım. 16 puan aldım. Çoğu kişi burada 16 puan aldı. Sen dahil. İkinci gün sanırım çizgili kombini ikinci gün giymiştim, evet. Düşük aldım, zaten üzgün suratımı taktım. İkinci gün ne yüksek aldın ne düşük aldın. Üçüncü güne geliyorum, ben yüksek aldım ve kendimi aşarak bir şeyler yaptım. Jüri üyeleri beğendi. Sen yine ortalardaydın, yine beğenilmedi, beğenildi ya beğendik, aradaydın. Sen buradasın, ben buradaymışım. Bana göre ben oradayım, sen oradasın. Bana göre ben sana göre oradayım, işte sen Ayşegül. Oradasın. Ama çok komik. Bana göre diyorum, sana ama ne göre, kadar güzel şey bir açıklama sana göre. Değil mi? Ben senin yerinde olsam o çizgili kombini giydiğimde buraya çıkmaya utanırdım. Bu kadar, başka bir şey söylemeyeceğim. Bence giydim, aynaya bak, çıktım. Kendine gel, bu kadar. Bence sen kendine gel. Ben kendimdeyim, hep kendimdeyim. Bu kadar çok konuşuyorsan birazcık kendini geliştir. Ben tamam mi, sen mi? Benden sana tavsiye bu. Senden bana tavsiye olamaz. Tavsiye tarzında çok üst seviyede değil yani. Bunun da bir farkına var. Bana göre üst seviyede. Bak bana göre ama. Sana göre işte. Ama senden üst seviyede. O. Bak komik ben olan da o. Senden keşke herkese göre değil, tarz olsa. Seni eleştirebiliyorum demek ki. O zaman Maria da kimse eleştirmesin kötü puan aldı diye. Bunun bir şeyi yok yani. Herkesi birbirine göre eleştirebilir. Bana senin göre kadar böyle. Sert eleştiren yok. Senin kadar çok konuşamıyorum. Bu benim modu. Ben kusura bakmayın. Sizin karakterlerinizi eleştirmiyorum. Şöyle yaptım, böyle yaptım demiyorum. Bana göre söylenmesi gereken bunlar ve söylüyorum. Senden mi çekineceğim? Allah çekinme Allah. Canım, lütfen çekinme. Çekinmiyorum tabii ki, öyle bir şey yok yani. Allah peki, Allah. Hazır mısın Nihal'cığım? Hazırım. Geçebilirsin. Nihal Can'dan etek 100 TL, bluz 50 TL, ayakkabı 199 TL, çanta 109 TL, kolye 39 TL. Nereye gidiyorsun? Arkadaşım boşanıyormuş, beni arıyor. Onunla ilgili bilgi almak için hem de kahve falan içeceğiz. Akşamüstü, yaz. Zaten yani sen entrikalar kraliçesisin. Avukat olmuşum. Nerede entrika var, sen orada. Hayır, bu arada çok usluyum. Niye hüzünlüsün? Efendim? Hüzünlü müyüm dedin? Hayır, bu arada çok uslu durmaya çalışıyorum. Yok.
Bu arada küpelerinize bayıldım. Çok yakışmış size. Aa, öyle mi? Kesinlikle. Uçağa binersin, gidersin, alırsın, gelirsin canım. O kadar param yok. Çok ucuz ayrıca da. Çok mu ucuz? Plexiglas yani. Pardon canım. Sen kilo verdin ama kilo verdiğini, vermiş olduğunu gösterecek bir kombinle gelmedin bugün. Mesela dün akşam çok iyiydin, harikaydın. Güderi bir etek sanıyorum, güderi. Deri. Deri. Deri mi, güderi mi? Deri. Deri. Şeyini beğenmedim ben onun. Bir tuhaf cebi mi var onun? Evet. Olmadı işte. O cebi kapattırman gerekiyordu. Çünkü cep açıkta olduğu zaman seni kalçalı yapıyor. Bu pantolonda da geçerli yani senin için. Hı hı. O sarının üstünde mesela siyah basic, stretch, bir gri kollu bir tişört, bir penye, bir parça olsaydı mesela çok güzel, ya da koyu lacivert. O ikisini bağdaştıramadım. Saçın, tenin, o da kakao rengi değil mi? Efendim? Kakao rengi değil mi üstün? Sütlü Nescafe gibi. Evet. Ondan sonra o çantan, o ayakkabın canım. Bir tek saçlarını beğendim. Böyle Lolita bir halim var o saçlarla. Teşekkür ederim. Ne verdin sen o eteğe? Nerede bu? Ay göremiyorum. Ivana yardımcı ol, tercüman. Hemen canım. Etek 100 TL, bluz 50 TL, ayakkabı 199, çanta 109, kolye 39. Kolye nerede? Bilezik mi? Kolyeyi bileğime takmaya karar verdim. Ay. Son anda. Yine yaratıcı. Ay ne kadar stilsin yani. Bravo. Senin o hayallerin beni öldürüyor. Yani onu oraya taktın. Çok mühim yer evet. Yap. Evet. Kiminle gene dolaşıyordun? Ayşegül'le. Fix. Sormam hata zaten yani. Niye soruyorum? Al canım sana bir 5. Teşekkür ederim Nurella'm. Ne tatlısın ya. Siz nasıl öyle. Nasıl tatlı söylüyorsun içten içten. Teşekkür ederim. Ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Ne? Doğru mu değil mi bilmiyorum. İçten mi söylüyorsun yoksa? Yo, içten olmayan bir şey zaten hemen sırıtıyor üstümde bunların olduğu gibi. Evet Nihal, çok pastel tonlar içindesin. Kendini böyle biraz daha canlı tonlarında o şeyin sarı hardal renklerinde karışabilirdin. Kombin olarak daha güçlü kombin yapabilirdin. Ayakkabı, o pisküler ayakların gayet böyle bir kaba göstermiş. Zarif durmuyor. Çok salaş durdu. Çanta başka bir dünya, o kutu çanta bu kombin asla olmaz. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Sizin de saçlarınız çok güzel. Ay canım. Teşekkürler ediyorum ben. Ay sen de bugün ne seveceksin? Çok. Aa. Çok. Evet, kolye gayet başarılı. Blazik olarak oldu. Muhkemel bir fikir. Onun hatırına. Ala. Roma yaktın baby. Ama bugün... Teşekkür ederim. Üzgünüm. 5. Görünmez olmuşsun. Gerçekten mi? Evet, biri görünmezliği icat etti. Bir zehir Nihal atsana. Candan. Aşkım ha? Zehirlerini atsana. Hani var ya. Sütlü kahve zehirlenmesi yaşıyorum şu an. Süper. Bu sarı. Ben kahveyi sade içerim zaten. Yoksun. Yani saçın aynı, tenin ayrı. Ayşenur söyledi galiba, birisi söyledi. Tamamen haklı. Yani bir renk katmamışsın. Dudaklarım. Yo. Her dilin, zaman olduğu dilin gibi. Olabilir. Ama kıyafetinde bir renk yok. O oradaki o üzgün suratta olmasa. Ona uygun giyiniyorum. Cuguli koydum adını. Fiyatların makul.
Etek pahalı bence hatta. 100 lira ne o eteğe Allah aşkına? Ben uygun, yani en fazla bu kadar. Sana şöyle güzel bir kapanış puanı vereyim, cuma puanı. Kaç? 100'dü. Teşekkür ederim. Üzgünüm Leyla. Dünkü gördük Nihal nerede? Efendim? Nihal hep öyle değil mi Ayo? Bir gün gelir böyle 8 gün. Onun için söyleyeyim. Kameleon gibisin. Bu kalemun. O zaman kalemun. Hemen gideyim çünkü ekrandaki bu kalemun mu diyor? Bu kalemun. Kamelyon diyorsun ama ha? Bu kalemun İngilizce, o. Kamelon. Türkçesi bu kalemun. Bu kalemun. Bu kalemun. Bu kalemun. Bu kalemun. Ben de bilmiyorum diye çaktırmıyordum.